Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Yazım yanlışlarında en çok karıştırılan noktalara değinmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda evi ile biten kelimelere bakacağız arkadaşlar. Sonunda evi varsa bir kelime %99 bitişik yazılır. Ama istisnaları nelerdir? Videonun devamında bunları söyleyeceğiz arkadaşlar. Önce o kelimelere şöyle bir aşina olalım. Örneğin düşkünler evi, merdiven evi, öğretmen evi, saylılar evi, dağıtım evi, damıtım evi, arıtım evi, dernek evi, gözlem evi, sağlık evi, üretim evi, bir sürü örneği var. Bakım evi, düğün evi, kadın evi, polis evi, yayın evi, basım evi, dümen evi, kahve evi, radyo evi, efendim dünya evi, kayak evi, sanat evi, çiçek evi. Bunlar çoğalıyor arkadaşlar. Sergi evi, dikim evi, erkek evi, döküm evi, ıslah evi, oğlan evi, yargı evi. Efendim daha küçük kelimelere gidelim. Ölü evi, göz evi, gök evi, çay evi. Ondan sonra kız evi, kaz evi, saz evi, cezaevi. Peki bunun mantığı nedir arkadaşlar? Şimdi 3 tane de ayrı yazılan kelimemiz var benim tespit ettiğim. Birincisi dağ evi, ikincisi bağ evi, üçüncüsü kuş evidir. Peki bunların farkı nedir? Bakın dağ evi dediğimizde aslında bir yer aklımıza gelir ve o yerde yapılan bir yapı aklımıza gelir. Mantığını böyle kurabiliriz arkadaşlar dağ evi. Bağ evi yine aynı şekilde bağ içerisine yapılan bir evdir. Bakın ayrı bir yerde ayrı bir yapı aklımıza gelir. Kuş evi dediğimiz şey bildiğimiz ağaçlara yaptığımız küçük tahtalardan o kuşların barınmasını sağlamak için yaptığımız evdir. Yine bir yapı aklımıza gelir. Bunları karıştırmamak için bu mantığı güdebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin şurada kaz evi var mesela. Hocam kaz evi de aynı şey değil mi? Yani kazlar barınsın diye yapılan bir şey değil mi? Hayır arkadaşlar. Kaz evi, kuş evi bunlar aynı şeyler değil mi? Mantıksal olarak düşününce. Yani kaz evi kazların yaşaması için yapılmış bir yer değil mi? Hayır değil arkadaşlar. Ne demekmiş kaz evi? Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepetlere verilen isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla oradaki ev anlamını yitirdiği için bitişik yazılmıştır. Ama bu üç kelimeyi unutmuyoruz. Dağ evi, bağ evi, kuş evi, dağ, bağ, kuş. Bunları unutmuyoruz. Bunlar ayrı yazılır. Diğerleri bitişik yazılır. Değerli arkadaşlarım, karıştırılan noktalara değinmeye devam edeceğim. Türkçe püf noktalar, edebiyat, özel sorularla full tekrarlar sizlerle olacak. İnşallah beraber başaracağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.